Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde daha önce verdiğimiz foto albümü hazırlama ödevini gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ekler sekmesine tıklıyoruz. Fotoğraf albümü sekme seçeneğine tıklıyoruz. Yeni fotoğraf albümü seçeneğine tıklıyoruz. Buradan dosya disk butona tıklayarak fotoğraf albümümüzde olmasını istediğimiz resimleri seçiyoruz. Bunun için masa üstüne geliyoruz. Oradan foto albümünden klasöre giriyoruz. Ve buradaki resimlerin hepsini Ctrl A diyerek seçiyoruz ve ekle diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fotoğraflarımız gördüğünüz gibi eklendi. Şimdi bizim fotoğraf albümümüz nasıl olacaktı? Önce onu hatırlayalım. Her sayfada 4 fotoğraf olacak şekilde 5 sayfa olacaktı arkadaşlar. Şimdi o yüzden resim düzeni olarak 4 resim seçeneğini seçiyoruz. İşte gördüğünüz gibi 4 resim oldu. Çerçeve şeklini istediğimiz gibi belirleyebiliriz. Yuvarlatılmış dikdörtgen uygundur bizim için. Evet arkadaşlar, şimdi fotoğraflarımızı teker teker gözden geçirelim. Herhangi bir yanlışlık olmasın. Evet, tıklıyoruz da sol tuş olarak. Ön izlememiz değişiyor sürekli olarak. Evet. Evet arkadaşlar, bu resmin parlaklığını biraz arttırabiliriz. Evet. Ve şu resmin aynı şekilde parlaklığını biraz arttırabiliriz tıklayarak. Çok koyu olmuş. Resimlerimizin hepsi yön olarak düzgün olduğu için yön değiştirme işlemine tabi tutmadık. Arkadaşlar bir de bütün resimlerin altında yazılar olsun. Onun için de tüm resimlerin altındaki yazılar seçeneğine tıklıyoruz. Ve oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi fotoğraf albümümüz geldi. Burada fotoğraf albümümüz için bir başlık ekleyebileceğimiz alan var. Bunu videomuzda da belirtmiştik dersimizde de. Buna istediğiniz başlığı verebilirsiniz. Aynı şekilde bilgisayar kullanıcı isminin olduğu, kullanıcı isminin getirildiği bir alan da var. Burası bilgisayar kullanıcı ismi. Buraya kendi isminizi yazabilirsiniz. Bir de tema ekleyebiliriz arkadaşlar. Foto albümümüz için. Onun için de tasarım bölümüne geliyoruz. Siyah bir tema uygun olacaktır arkadaşlar. Evet. Temamızla birlikte daha güzel bir fotoğraf albümü elde etmiş olduk. Bir de ön izleme yapalım arkadaşlar. F5'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resimlerimiz dörderi şekilde ve resimlerimizin altındaki yazan yazı bizim resimlerimizin ismi, yani dosya ismi şeklinde. Bunları da düzenleyebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi. Esiliye üstüne basarak saat gösterisini bitiriyoruz. Evet, dosya isimleri nasıl düzenleyebiliriz? Dosya isimlerine üstüne tıkladığımız zaman zaten burası bir metin alanı. İstediğimiz gibi düzenleme yapabiliriz. Gaziantep Kalesi mesela. Tıkladık sol tuşla. Sonuna yazımızı yazıyoruz. Kalesi gibi. Arkadaşlar. Sonra boşluğa tıkladığımız zaman aynı şekilde resmimiz altındaki yazıları değiştirmiş oluyoruz. Arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.